Erkekler doğum ve adet sancısı deniyor diye bir videomuz var. Tepkikolik kanalından sık sık gördüğümüz bir içerik. Ama Ali Doğum. Biçim'le Mesutcan Tomay denemişler. Bir de onlardan izleyelim. Bu sefer bakın bakalım ne yapmayı unutmuyorum. Size ekran vermeyi unutmuyorum. Kamerayı açıyorum. Bir de en son RP yapıyorduk ya, orada şey olmuş. Size de ekran veriyorum Discord'dakiler. Hiçbir şey unutmadığımın Teşekkür farkına ederiz. varmışsınızdır umarım. Hiçbir şey unutmadığımın. Güzel bir şekilde ilerliyorum. Bu videoda Ne? startı veriyorum. Bu gecenin startını da vermiş oluyorum. Bu videolarımızı izliyoruz, IRL videolarımızı. Ondan sonra bir de Codenames patlatıyoruz bu gece, aklınızda olsun. Haydi bakalım Oh Mesut'um. yeah. Doktor civanım, doktor doktor imanım, ne istersen alayım, ben senin olayım. Doktor, Helal olsun. Kral, nasılsın? Eyvallah, teşekkür ederim. Sen? Doktorları anladın mı? Niye Apple çalışanı var yanlarında? Helal olsun. Kral, Apple çalışanı değil. nasılsın? Genius Bar. Ne? Onların ekipten, Ali'lerin ekipten biri değil mi o? Ne bileyim ben abi. Osman, evet Apple o. Osman. Tamam. Eyvallah, teşekkür ederim. Senden önce birkaç konuma söz... Ya dayı, senin dying. Dying. Senin denemen yok mu diyorsunuz? Tamam var, evet denerim, doğru söylüyorsunuz da. Ben de öyle yani, evde böyle herkesin evinde bulunan bir şey değil ki bu doğum adet sancısı denetme şeysi. Birisi videosuna Sende davet yok mu? ederse, ha? Sende yok mu? Yok, sende var mı? Oğlum kimde yok ki? Herkeste var. Londra'da hayat hızlı gidiyor arkadaşlar belli. Söz vermek istiyorum. Müsaade. Tepkikoli'ye gidecektin işte de gitmedim işte. Bu arada yakın zamanda Tepkikolik'le size tatlış bir sürprizimiz olabilir. Geçen gün tatlıcıyla konuştuk. Bu sefer yanımda çok sürpriz bir isimle ikili olarak gidiyoruz. Tabii ki Mustafa değil bu arada bu kişi. Çok sürpriz bir isimle bir ikili duo tepkikolik videosu çekeceğiz. Aklınızda olsun. Müsaaden var mı? Tabii ki, müsaade senin. Bugün yanımızda sağlıkçı arkadaşlarımız var. Merhaba. İsim? Şehriban. Merhaba. İsim? Atacan. İsim? Abi ben Apple çalışıyorum. Siktir git o zaman Osman. Aa bak. Osman buradan. Görüşürüz Osman. Dikkat et kendine. Mutlu ol. İyi bak kendine. Onlar da o şaka yapılsın diye zaten onu oraya çıkartmışlar. Vales mi? Şehriban Hanım, ben size bir şey sormak istiyorum. Bugün biz erkekler olarak Rayleigh sancısını denemeye çalışacağız. Bu Peki tam arada, bu olarak arada. nedir? Ha. Erkekler gününüz kutlu olsun 19 Kasım. Gerçekten bu arada ya. Bir şey söyleyeceğim. Biz 8 Mart'ta böyle mi yapıyoruz aga? Bana benimkini kimse Gününüz kutlamadı kutlu bugün. Amına olsun. koyayım, çiçekçilerde çiçek bitiyor 8 Mart'ta. Bizim 19 Kasım'ımızı kimse niye kutlamıyor? Ben de çiçek beklerdim eşimden. Teşekkürler, sağ olun arkadaşlar. Nedir bu adet? Tuğba 100 bit yollamış, bu yeter sana. Eyvallah Tuğba. Sancısı. Kadınlarda üreme hücresi olan yumurtalığın dönen meme sonucu bir miktar kanı ile dışarı atılmasıdır. Çok teşekkür ederim. Sizin ekleyeceğiniz başka bir şey yok herhalde. Yok, bir şey yok. Ya daha füzyon bir yorumum var. Aslında öyle değildir diye bir şey demez. Yok. Okey Atacan Ben Bey, Şehriban teşekkür Hanım'a ediyorum. ufak bir şey sormak istiyorum. Şehriban Hanım, biraz heyecanlı gibisiniz. Evet. Hemen bir türkü söyleyerek bizi biraz rahatlatabilirsiniz. Alaka ya? Teşekkür ederim. Pekala. Bizle ilgili merak ettiğiniz herhangi bir şey var mı? Yok herhalde. Gerçekten bu kadar mal mısınız? Onu merak En etmiştim. azından onu sormadım Şehriban Hanım'a. Şehriban Hanım, bu vermiş olduğunuz moleküler bilgi için ben ve ekibim adına size moral alkışıyla hemen kenara uğurluyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi patron, inanılmaz bir video, inanılmaz bir açılış. Nedense kendimi çok eski günlerdeki gibi hissediyorum derken... Eskiden çeker miydin böyle bir sancı? Hayır, böyle videolar çekerdik eskiden. Ha, kapak sepiye düştük, TikTok'a düştük, ki girdi bilmem ne derken ben ilk konuyu çağırmak istiyorum. İlk konuyu çağırın ki bu olay TV stüdyosundan bir çıksın. Tamam Rüstem abi. Pekala. Sevgili Eda biçim bizlerle. Selam. Merhaba. Dünyanın en numaratör adamısın. Neden Niye? Yok, demişim? videodan önce bana diyor ki işte bana bu kadar çok oynamayın etmeyin. Daha Evet. şirketteki 6. Üstüme saat, ya ne iniyor, oluyor her be? şeyimi eleştiriyor ya. Bir Böyle şey bir şey soracağım. olmaz. Sabah kalktığımdan beri beni eleştiriyorsun. Sen bir dinlenmişsin. Bir Her şey şeye soracağım. yorum yapıyorsun, Eda yoruyorsun ya, beni. bu Ama yine de videoda seni niye seviyorum. gerek vardı? Ben de aynısını sordum kendime. Dedim ki yani her ay zaten çektiğim bir sandım. Hayır, Eda'nın bu videodaki görevi şey diyecekler işte. Ali ile Mesut kendilerine taktıracaklar. Eda da takacak sonra. Eda diyecek ki böyle mi, şöyle mi? Evet, benziyor gerçekten falan filan.
Sancıyı neden burada tekrar çekiyor? Ya sağlamasını yapmaya mı geldi? Teyit etmek için mi burada? Bunu bence özel konuna soralım. Evet. O yüzden burada videoların vazgeçilmez konu. Acıların kadını sevgili Ejderhaz Uçer'e soralım. Benim zekayı hafife alıyorsunuz ha. Diyorum, çağıralım. Merhaba Ejderhaz, hoş merhaba, geldin. Merhaba, bir tanem hoş buldum. 300 annesi olmaya hazırlanıyormuşsun bu arada. Bir dönem önce evet, öyle bir çok duymadık. Sevdim senin adına. Hayırlı haberlerimi sabah verdim bu arada. En sevdiğim arkadaşım ve en sevdiğim abisi ve en sevdiğim Mesut Can Tomar ile birlikte bu videoda sizinle olmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle bunu söylüyorum. İkinci hayırlı haberimize gelirsek de sabah benim rutin bir kontrolüm vardı. Allah Allah, neyle ilgili? Ansızın kadın doğumdan randevu alasım geldi. Dedim bir gideyim, sağlıklı mıyım, nasılım, bir baktırayım kendime dedim. Ansızın. Okay. Sonra sevgili doktorum bir anda yaptı. Dedim Allah dedim. Yatay bu. Ne oluyor dedim yani. Ne olsa böyle dedim. Ethem Hanımcığım dedi. Senin yumurtalıklarında tam 3 tane döllenmeye hazır yumurta var dedi. İnanılmaz bir bilgi. Nasıl yani ya? İnanılmaz bir bilgi. İstersen yani eğer hamile kalmak gibi bir niyetin varsa tam şu an kadar sen 300 annesi olursun muhtemelen. Asiktir. Böyle bir şey mi var? Dur be kızım be. Peki böyle bir isteğin, böyle bir arzun var mı? Bizim değerli takipçilerimize de söylersin. Evet arkadaşlar, böyle bir isteğim, arzum var. Lütfen dualarınızı esirgemeyin diyebilirsin. Ali Bey, çocuklarımın... İster miydiniz ikiziniz, üçüzünüz olsun? İkizim olsun isterdim ya. İsmet... Sağlıklı olsun. İsmet, maksimum kaçızın olsun isterdin? Maksimum. Yani tip olarak aynı mı? Hayır, tip olarak aynı değil. Yani çok benzer birbirine veya yani çift yumurta gibi düşün. Ya fark etmez. Ya 3'ten fazla olmasın ya. Ama 3'ten fazla. Ben aranızda bir şey söyleyeceğim. Ben çocuğa karşı değilim. Bebekleri çok süper bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle bir hurafe duydum. Bu konu ne kadar doğru, ne kadar doğru değil bilmiyorum. İkizlik, üçüzlük geni İki jenerasyonda bir tekrar ediyormuş. Yani doğru. Mesela babanızda, annenizde falan ikizlik varsa sizin de ikiz çocuğunuz olma ihtimali çok yüksekmiş. Böyle bir muhabbet var. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Aranızda var mı babasında, anasında veya kendisinde falan ikizlik olan? Yok. Bende de yok ya. Benim teyzemde var. Benim 300 arkadaşlarım vardı İTÜ'den. Biliyor musunuz? 300. Oha, 300 mü? Evet. İkisi İTÜ'deydi, biri Bahçeşehir'deydi. Efekan, Egehan, biri pek Emir, başarılıymış. Buradan selamlar. Bizim ailede yok, bizim akrabaları da için. Bu devirde çocuk doğurup bebeğimin geleceğini mahvedemem. Düşün, bir de 3 tane. Anaokulunda ikiz vardı, kız bir tane, yani bir tane, 2 tane ikiz vardı. Bir tane mi ikiz oluyor, 2 tane mi ikiz oluyor? Ya bir tane ikiz bir vardı. Bir çift ikiz mevcuttu. Ya mesela sen şey mi diyorsun? Ayakkabı mı? Bir çift ayakkabılar mı diyorsun? Bir çift ayakkabı mı diyorsun? Aa işte ikiz vardı. İkizler neyse. İkizler diye. Şişko böyle nefret ediyorum. Ya tamam uf. Uf. Şimdi sen ikizler dediğin anda en az 4 kişi olması lazım orada. Anladın mı? Tamam. 2 tane ikiz. İkiz vardı. Evet. Kız. Bir tane ikiz. Yok, 2 tane ikiz vardı. Bir dakika. Bir tane ikiz vardı. Bir tane ikiz zaten iki kişiyi ifade ediyor. Evet. Tamam, bir tane ikiz var, tamam mı? Evet. Bahçedeydim, yaprak yemiştim, tamam mı? Gülün yaprağını mı yemiştim? Neden? Yaprak. Bilmiyorum, hatırlıyorum. Tek hatırladığım şeylerden bir tanesi bu. Sonra o piçler gidip öğretmene şikayet etmişti beni. Öğretmen o ikiz, kızmıştı. O ikiz mi? Evet, o ikiz. İki kişi olan. Böyle paso birlikte geziyorlardı. Ayar oldum şimdi, aklıma geldi. Ben o ikize mi ayar oldum? Ben o iki kişiye olan ikize ayar oldum. Yani. Anladım, anladım. Zaten ikiz dediğin iki kişi olur İsmet. Yani evet. Bir şey söyleyeceğim. Peki hiç tanıdığınız üçüzden büyük bir grup var mı? Dördüz, beşiz, altız, yediz falan. Altıyız. Bir de ben şunu merak ediyorum. Bu dünyadaki en büyük toplu doğum kaç kişi? Mesela bayağı fazlaydı, ben onu rekorlar kitabında hatırlıyorum. Mesela 8'iz var mı? Var galiba. Hamile kadın 9 doğurdu. 9'uz. Kadına herkes güldü, 11 çocuk doğurdu mu?
Amerikalı kadın 170. Ya sek de lan oradan abart. Hep totalde herhalde. Tabii tekte nasıl doğuracak? Ne alaka? Aman kaç doğduysa doğdu işte, ne yapalım. Babasız büyümesini istemediğim için şu an birazcık daha zaman verdim kendime. Belki 300 olmaz, ileride sağlıklı zamanı gelince bir tane çocuğum olur. Umarım çok iyi. Düşünsene bir sevişiyorsun, hamile kalıyorsun, 11 çocuğun oluyor. Oğlum bu arada psikolojik olarak da çok garip bir şey ha. Yani herkes neticede kendini tek bir kişiye kadar hazırlıyor ya. Veya onu planlayarak yapıyor ya. Bu doğurma etme falan filan planını. Ya bir anda düşünsene, hadi 11'i de geçtim yani. 7 tane çocuğun oluyor. 7 ziz doğuruyorsun. Şok. Hayatın, dünya başına yıkılır lan 7 tane çocuğun olsa. Random evde 15 kişi alıyoruz 2+1 ev. Bir babası olur umarım. O zaman kimle başlayalım? İlk senle başlayalım bence. İlk çünkü neden? Ben senin tepkini çok merak ediyorum. Pekala patron, o zaman ben bir otur. Yediziz değil de yediz olmaz mı ya? O kadar haklısın ki Ayşegül. Yani ikize yediyiz. İkiziz demiyorsak yediziz, yedize de yediz dememiz lazım. Peki 8'e ne diyeceğiz? 8 mi? 8'iz. 8. Mesela 9'a 9 mu diyeceğiz? Mesela 8 ile 9'da bu olmuyor. Bu arada geçen hafta bir arkadaşımın çocuğu oldu. Tebrik etmek isterim onu buradan. Buradan biz de tebrik edelim. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Dürüm artı yediziz, dürüm kiziz. Evet Eren. Oturuyorum inceden. Eren, senin biraz uykun var. Seni dinlenmeye alalım istersen. O sırada ben de bir ciyak ciyak acı çekeyim. Şimdi bir şey sor. Peki şunu merak ettim. Bir saniye. Mesela ikizin İngilizcesi twin ya. İsmet. Evet dinliyorum. Üçüzün İngilizcesi ne? Bak hiç düşünmüş müydün mesela? Hayır. Oğlum cheap ne, ucuz değil lan. 300 ne cheap'i? Yüzler. Triplet. Triplets. Peki triplex. Dördüzler. Quadruplets. Quattro. Adamlarda o kadar böyle bir şey olmuyor ki yani. Kat şeyini yapmışlar onu. Beşizler, Quincy. Onlar villa. Quincy. Altızlar. Altızlar diye bir kelime yok. Ulan bu büyük büyük miktarda... Onu şey yapacaklar. 2x3. Yani double şey. Double triplets. Triplex. Aynen. Anladım. Soracağım. Abi dur gerilme. Seviye kaçtan kaça çıkıyor? 1 ile 100 arası. Seviyesi bir de şiddeti var. O da 1 ile... Baba el... Sakin ol. Bir şey isteyebilir miyim? Elini sürtme kazağıma ki. Ne derlerdi ona? Kazak... Elektriklenme. Çok şu an hissettiğim şey var. Bu arada abi elektrik... Hissediyorum. ...deyince aynı hareket etme. Ucunda elektrik var. Çarşı karnına çarpıyor. Oo, bu ne lan? Bu böyle geliyor. Saçmalama lan. Okey, ön geliyor. Ama arkadaşlar siz renk çekerken böyle olmuyorsunuz ki etrafta. Nereden biliyorsun? Hiç seni böyle görmedim abi falan diye. Mokarını kaybetme riskim varmış bu arada belli bir seviyeden sonra. Arkada da var. Arttırıyor bak. Nasıl arttırıyor? Şu an kaç? Şu an geliyor. Bir dakika. Şu an 30'dayız. Şu an... Oo, dur be baba. Dur. Şu an galiba trip evresi değil. Şey değil yani. Ay ne oluyor be falan. Ama bu ağrıyı sürekli her gün çektiğini düşün. Bir hafta boyunca sürekli ağrıyor. Kadın takipçi peşindesin. Bir şey deneyimleme. Sus lan. Yine düştük. Yine düştük oraya.
Arttır. Oyun geçermiş gibi arttırma ama ya. Wow. Ufak ufak arttır Berk ama. Nerede hissediyorsun? Anlat birazcık. Tanımlasana şunu. Karın bölgesinde hissediyorum. Şu an kendimi sabah 7'de ATV stüdyolarına gelmiş gibi hissediyorum ya. Tarif et biraz. Karın bölgesinde tam böyle yani karın göbek yani o kısmın civarında dolaşan bir elektriklenme var. Şu ana kadar iyiyim. Herhangi bir tribim yok. Ayrılma aşamasında da değilim. Mesela böyle bir ağrıya sahip olmak zorunda kalsan her ay çekilir mi şu kadarı? Bunu her ay mı çekiyorsunuz? Evet. Her ay. Şu kadarı okey mi mesela? Bu bile normal bence. Ya bu biraz zaten böyle şey de veriyor. Ya bak kaşınıyor inceden falan filan kafası. Derecesi nedir şu an? Aa dur be. Dur. O kadar. Ha 50 tamam dayı. Kaça kadar çıkıyor ki? Ya keşke önden kızlar deneseydi. Hayır, neyi ne kadar onu bilmiş olurduk ya. Yok, arkadaşlar bir saniye. Yani, hayır 50 benim sancım. Evet ben bu kadarını çekiyorum. Geldi. Şu an gayet iyiyim. Sadece şu an bak o tombul parmaklarını öyle basma Ertan ya. Elleme. Çok mu kötüsün? Ne hissediyorsun? Anlat bir adam birazcık. Şu an iyiyim. Ne yapıyorsun şu an? Önler çıkmış mı? Seni yalancı ya, pislik. Yalancı. Anasını seni belly dancer gibi duruyor. Ooo! Ne ya? Ertan niye kötüyorsun o kadar? Mesut şu an 10. Tamam 10. Hiçbir şey okey. 100 üzerinden değerlendiriyoruz. Bunu Mesut'a söylemene gerek yok. Bir şey söyleyeceğim. Teknik olarak mesela Mesut'un göbek kısmında Ali'ye göre daha çok yağ tabakası var ya. Mesut'a şimdi siz bu acıyı içeriden çekiyorsunuz. Ama Ali'ye ve Mesut'a dış kaynaktan veriyorlar ya. Mesut'un daha mı az acı çekmesi gerekiyor mantıken? Ben bu aleti biliyorum. Kullandım daha önce. Ne biliyor musun? Masaj aletleri var. Biz masaj aleti vardı bir tane evde. Böyle yapışıyor yani gibi ama yapışmıyor da böyle elektrik veriyor falan. Şey mi? Yağ yakma aleti mi? Aynı ona benzeyen bir şey bu anladığım kadarıyla. Sen benim mi kullanıyordun? Ha yok ben keyfine masajda kullanıyordum. Anladım. Ver baba gitsin. Tamam 20 yap. Gaza 20 gelme, yap. Gaza 20 yap. Yap 40 yap. Ya yap. Yavaş ya. Ne oluyor sana ya? Sen ona bir kod mod mu yükledin? Böyle tuk tuk vurmuyordu. Zzz zzz yapıyordu. Şimdi güzel ama değil mi? Evet şimdi iyi. Tatlı mı şu an? Arttırıyor Patron mu? Patron oyun oynar gibi oynuyor şu an ya. Şu an geliyor. Kaç şu an kaç? Şu an 45. Bir dakika. Ooo bir 45'i bir hissedeyim Ertan. Tamam 50'de bir bırak bakalım. Tamam şu an şey. Okey şöyle bir ritmi var. Okey tamam. Hiç öyle bir regülerim olmadı benim. Şu ritimli. Şu an gayet iyiyim. Sen mi titriyorsun? Ne vuruyor Bebeği öyle ya? Bebeği titriyor. Bir şey söyleyeceğim. Aynen ondan eminim. Buna regil diyen var. Regli diyen var. Regl diyen var. bunun doğru okunuşu nedir amına koyayım ya? Regla. Doğru okunuşu regl değil mi bunun? Aslında hiç iyi kullanmadan. Adette geç. Mantıklı. Regal. Regling. Aynen. Regal diye işliyorduk biz bir öyle. Yok ama. Regal ne lan? Regular. Regal sanırım abi. Reglim geldi diye arada düşer ı sanırım. Aynen öyle. Irregular. Regular show. Hemen sizde bir şaka yapıldı ya. Hemen çorap söküğü gibi sök. Demi hoş geldin. Reg kolay telaffuz ediyor bence. Bence de. Mesela Mustafa Regil diyor. Bayağı kötüymüş ya. Gerçekten Mustafa Regil diyor. Üşüyor musun? Yok. Niye üşüyorsam arka bak kalın bir şeyler mi vereceksin? Şuraya bakın. Ben şu an iyiyim. Oy. Kendi kendime atıyor kasayı. She was regal. Yerim ben atıyorum senin kasını. Allah kahretsin ya. Yumurtalı işler çatlıyı. Şu an gayet iyiyim. Tamam 60 yapalım. Sen niye ulan siz böyle regal sancısı çekmiyorsunuz ki yani. Baba bu şey AVM'deki masaj sandalyesine döndü. Hani acı çekecekti niye bana. Niye sen titriyorsun? Ben ya bir şey yapmıyorum. Eyvah. Aa cihazın üstünde götbaş oynatıcı yazıyor. Yanlışını getirmiş. Aa sırtıma vurmaya başladın. Dur yavaşla. Yavaşla bir anda gelmeye başladı. Kaç bu? 95'e geldin değil mi? 75. 75 mi bu? Zaten abi 50'den sonra açılıyor. 50'den sonra açılıyor. Olarak 95'e çıkmamı istiyorsunuz. Pekala. Kökleyelim bence o zaman.
Tamam, şiddeti 16 yapalım. Tamam. Şiddet kaçtı ki acaba? 1 miydi? 16. Ama korkuyorum. Yavaş yavaş verin. Şiddet... Şu an nebri sancısı değil de daha çok bebek tekme atıyormuş gibi duruyorsun. Ha, doğuruyormuş gibi şu an. Of. Sizinki direkt döllenmiş bence. Hadi lan! Kurban olayım, bağırma. Dönümü biçim. Ne yapıyorsun baba şu an ya? Ertan, Ertan. Sen söyle, arttıralım arttırmayalım. Patron. Bunu arttıralım. Bir tık artırırız. Arttırmayın bunu. Kaçta şu an? Sonu mu? 80 şu an. 80. Şiddet kaç? Ertan. Şiddet 14. Bağırmayacağım dedim. Vallahi billahi. Şiddet 16, 95. Asıl olay o. Abi, bağırmayacağım. Patronun yüzü sonunu göremez. Sonunu gör öyle kalk. Hadi ne olur. Hayır, hayır, Ertan. Hayır. 85, 85. Hayır, Ertan arttırdın. Bak, al. İndir, 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 indir. Zor tutuyor. İndir, 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 indir. İndir, indir oğlum, indirsene. İndirsene baba. Ay, ay, Ertan, 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 Ertan. Ertan, s**eceğim. Cetereli altel bir şey yapamadım şu an. Ertan, aa. Yüzümüzü şey yapma. İndi mi şu an? Kaç şu an? Kaç? Bu ne oğlum şu an? İndirdin değil mi? İnmiş gibi değil Ertan. Kaç şu an, 50 mi? 75'e 7. Allah Allah. Tamam. Tamam, ben inmiş. Bu güzel. Çekilir gibi mi? 75'e 7 ne? Çok düştü ya. Çok düştü şu an. Makarası gitti. Abi yüzü gör ve kurtul. Ben ses bile çıkarmam bence bunda. Yok be, çıkartırsınız ya. Adam burada can çekişiyor. O kadar da alışkın değilsinizdir yani. Patron emin misin? Bence de sonunu gör, bence kalk sonra. 100 asıl biz adet sancısı 100. Ha ya, şifre girdiler kenarda. Sancıyla gün boyu çalışabilir misin? Şerban Hanım, tabii ki çalışamam. Allah başta siz ve tüm kadınlarınıza hem çalışma hem de bu sancıyla mücadele etme kesinlikle şansı ve tecrübesi. Kesinlikle. Çalışan kadınlara regl izni. Bu çok zor bir şey. Dolayısıyla bizler bu sancıyı yaşıyor olsaydık işte götümüzü başımızı etrafınıza oynatarak zaten bizi kale almazdınız. Ertan kökleme oğlum. Kökleme. Ertan bak, onun zaten şiddeti var arkadaşlar. Bir de üzerinden pıkım 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 diye parmaklarıyla basıyor, korkutuyor beni. Kral bak, tamam, gel sonunu yine. Al sonunu al, denesin kalksın. Son 100 yap. Hayır, bir daha yapmayın ne olur. Ertan, Ertan. Ertan. Abi denemeye geldin. Ne Ertan Ertan ya. Ertan kök. Ama şimdi bazısı da çok sorunsuz geçiriyor ya. Yani şimdi o ikisinin ayrımını da nasıl yapacaksın ki? Anladın mı? Abi ben regl olduğum ilk gün kusuyorum. Okulda ölüyordum amına. Ha işte. Efe ilk regl oluşunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ama orada bir şey söyleyeceğim. Eğer mesela o insanlara izin verilirse regl oldukları zamanlarda çalışmadan falan, orada onurlu bir şekilde reglden etkilenmeyen kadınların hayır ben etkilenmiyorum, ben çalışmaya devam edeceğim demesi lazım. Yani o büyüklüğü de yapmaları lazım. Demeli demek ya. Türk ifşa videosu gibi ya. Ertan kökle. Olsun mu? Hayır. Abi kurtul yap. Hayır. Hatta böyle bir şarkı da söyleyebilir mi? Hadi. Söyleyeyim mi? Sonunu dene, sonunu dene. Sonunda hangi bir şarkı abi? Hayır hayır. Ertan sakın kökleme. Nefes alamıyorum 2 saattir ya. Ayağa kalkabiliyor musun abi? Oğlum. Oyun oynuyor ya. Oyun oynuyor ya. Kaçtı şu an? Şu an abi 90-10. Nefesimi kontrol etsem bir tane bir şey bir söyleyeceğim, bir şarkı söyleyeceğim. Kaçta şu an? 90. Nasıl 90 bu? Arkadaşlar 2 saattir böyle gidip geliyorum ya. Ya anladınız mı şimdi? Sen böyle gidip gelmiyorsun ama ya. Lan şimdi Allah anladım. Şerban Hanım var mı istek bir şarkınız? Hayır Ertan. Bastı patlasın. Allah anladım. Şerban Hanım var mı istek bir şarkınız? Hayır Ertan bastı patlasın karnıma. Kıyım artık ya. Bastı kurtulalım ya. Şu an kaç? 90-12. 90-12. Ne söyleyeyim kral? Ne bileyim baba. Kendime saygı. Düşün işte. Of. Kaç şu an? 94'e 16. Olay bu. Bak olay bu. Allah'ım sen bütün kadınlara sabır ver. Like'lar gelsin. Doğru vallahi. Vallahi. Doğru artık ver, hadi. Ver fulle. Ver. Ertan. Gönder yüzü. Son hadi. Konuşamıyor musun abi? No, hayır. babacığım. Kaç oldu? 96'ya geldim, geri döndüm. Çok iyi ama 96 çok iyi ver değil baba, mi? Ver baba, ver. 100 mü? Yüzü ver, ver yüzü. Ayağa kalk ayağa. Ay. Ah, kalça nasıl terlemiş, şuna bak. Kaç şu an? 100 geliyor. Kaç? Geliyor. 100 geliyor. Dur.
Ertan indir. Ertan yurduna koyayım Ertan. Çok affedersiniz. Özür dilerim ama yani indir ne ya? İndir bizim taşlar hani. İndir doğru. Yüzü gördüm mü? Çok iyi. Yüzü gördüm tamam okey. Bir kere daha gör be abi. Kan ter içinde kaldı. Pekala. 116'da bir kuplo kaldı. Vallahi bile Şehriban Hanım şu an kalçamı çok büyük ağrılar girmeye başladı. Gelsin mi 116? Getirdi zaten. Gelmedi abi daha. Ananı s**im şeytanın avukatına dönüyorum. Ertan kız. Yeter. Ertan kız şunu. Kız. Kameraya göstün emeği. Oha. Emek çıkıyor mu oradan? Tamam yeter. Ben bile burada gerilemedim. Efe öyle biçim form analiz yapar mısın? Yapayım. Of. Tamam yeter. Ya kol günlerine çok odaklanmış. Yani böyle spor salonunda sadece kol basıp çıktığı ayın yarısında neredeyse kol basıp çıkmış. Birazcık karın yüklenmesi, özellikle plank hareketlerine odaklanması lazım. Göğüs ve kol çok fazla yüklenilmiş diyorum. Ben de yorum yapabilir miyim? Evet. Karın bölgesinde evet yavrunu bir tık daha fazla diğer bölgelere göre ama kendisi eskiden kilolu bir birey olduğu için ekstra bir deri mevcut farkındaysan. O titredikçe görmeye... O da kolay gördüm. Kolay gitmez gibi İsmet Hocam. Aynen. Ama bence çok başarılı önceki haline göre. Kesinlikle, tebrik ederiz buradan. Kesinlikle. Tebrik ederiz. Bu arada yani onun gittiği günleri de eğer ki doğru düzgün bir şekilde bırakmadan formda kalırsa, sporuna giderse onu da çok rahat bir şekilde indiririz gibi düşünüyorum. Efe Dikmistan hepinize teşekkürler arkadaşlar. Ben bile burada gerildim çok ya. Acı çekti. Arkadaşlar şaka. Allah bence biz bunu deneyimlemeyelim. Yok onlar denemesin patron. Ya denesinler ya. Gel seyirciler onlar. Bilekleri de denesin. En azından biri denesin. Evet taş kağıt makas yapsınlar biri denesin. EC. Hayır şey o zaman ben de şey yapalım. Yüze çıkarmayalım dayanabildiğim noktaya kadar deneyimleyeyim. Ben şimdi merak ediyorum abi. Mesela belki de yüze şey... Normal i̇şte ben değil de evet onun için yani. Bir kadının şey, denemesi lazım. Değil mi sen de bunun için merak ediyorsun. Kerkeriz almamız lazım baba. Ben niye kutsi gibi dikildim ki buraya? Sanki bu işten en çok ben anlıyormuşum gibi. Bu arada ya. Telefonunu şarj etmek isteyen şurada USB'ye takabilir mi? Bu o dalga mı? Evet, pekala tamam ben merakla sordum. Yani şey hissediyorum bir şeyler vuruyor arkada. Şu an kaç peki şiddeti? 21 okey. Ben de oynuyor muyum? Yani hadi be! Yavaş Ertan yavaş. Bu ne? Bu renk sancısı falan değil mi? Bambaşka bir şey. Doğum mu? Alien doğumu. Bana da mı doğum verdiniz? Bu doğum mu verdiler Aliye de? Doğum mu bu? O yüzden mi? Nasıl doğum bu ya? Regl değil mi? Başka bir şey mi bu? Babam arıyor. Yakınsa gelsin denesin mi? Hadi denesin ya. Efendim kral. Regl sancısı çekiyorum şu an. Birazdan arayacağım seni. Tamam dedi. Nasıl şaşırmıyor ki? Ha, Megri anlamış olabilir. Ay durun. Kaç şu an? Ne oluyor? 38. Doğum sancısı diyorsun ama. Bu daha mı ağır diğerinden? Sana söz ağır geldi galiba. Bu da mı yüze kadar gidiyor? Evet. Dayanamazsınız. Ver ben geçeyim. Ha. Ay ilk hamile falan değilim. Aa zarar gelmesin. Ay bir dakika durayım. Ha bir de 300 vardı. Yumurtalarıma belki de hamile kalmak isteyeceğim. Yumurtalıklarıma zarar gelmesini istemiyorum. Ona şey gelmez galiba Osman değil mi? Bir şey diyeceğim arkasına. Ama bu şu an doğum sancısı ben... gibi demek ki. Bu şu an doğumu görünüyor deneyimliyoruz mu? Biz değil mi? Görünüyor mu? Osman sesle ilgilen abi. Şu an yok evet bir şey. Gel otur yavaşça sakince otur. Eda ne gel. Yavaş. Ecenaz iyi misin? Ay doğurmak istemiyorum. Vazgeçtim. Bölünmek istiyorum. Vazgeçtim. Farklı mı? Immortal mod falan mı var ya? Kanat mı? Ne yapıyorsun? Sporta alsana. Bir şey diyeceğim. Ben bunun Ali'ninkiyle aynı olduğunu düşünmüyorum. Değil mi? Değil. Farklı bir şey bu. Normal renklik mi değil patron? Mi? Kızım bu bambaşka bir şey. Dediğin bu kaç? Bu kaç? Şey. 35. Daha demin 45 dedin Ertan. Yalan mı söyledin? Neye bastım? Kameraya bak. Vuruyor bir şeyler. Bir de bize bak. Ertan TV karşısında oyun oynuyormuş gibi oynuyor. Burada delireceğim ya. Oğlum Ali 116'da Mesut'la makara yapıyordu. Nasıl yani? Yüzü görecek misin? Yüz çok görünmez bunda yüzde. Ay Ertan kaç.
Ertan. Ertan da adının ilk defa böyle feryat figan edilmesinden dolayı durmuyor galiba. Bir enteresan bir hoşlantı oldu sende de. Bunun acısı bambaşka, bir de vurma hızı var. Dan 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 vuruyor. Geçen gün gittiğimiz bölgesel zayıflamadaki gibi mi bu? Ya git onu evde konuş be. Ece Naz bırak dediğinde bu aynısı işte. Bence ben elektrik daha fazla dayanıyorum. Başka iş yap. Bölgesel zayıflama mı? Elektrik veriyor işte. Tamam, çok acıtıyor. Bırakalım, çok acıtıyor. Okay, çok acıtıyor. Ece Naz'ın oraya alkışı. Bence biz geçelim bakalım. Niye ver kurtarıyorsun? Ama öyle anlaştık. Ece Naz istedi. Eda çok ilginç bir deneyim. Yapma hiçbir diyorsun. Şeye benzer. Biri yapsın demediler mi? Öyle anlaşmışlardı. Tavsiye ama Eda tavsiye. Ben de şeyi merak ediyorum. Eda ne kadar dayanacak? Ben de merak ediyorum. Deneyim ya. Senin ağzın bozuk, şivelisin. Nasıl tepkiler vereceksin acaba ya? Dur Ertan dur. Kızım hazır mısın? Hayır. 116 ver. Abi video kaç dakika? 31 herhalde. Aynen, sen git bir ay hazır. Yarısına gelmişiz. Lan. Çok çok minikten arttırın ama sakın çok şey yapmayın. Minikten başla, merak etme. Tamam. Çok güzel bir titreşim varmış. Başta öyle başlıyor her evet, şey. Evet, masaj her gibi. Her güzel şey gibi. Geçen gün gittiğimizde... Bölgesel zayıflama yoktur, personal trainer'ım Efe. Dostum, bölgesel zayıflama olmasa bunca insan neden bölgesel zayıflamaya gidiyor? Evet, bölgesel zayıflama yoktur değil, bölgesel yağ yakımı diye bir şey yoktur. Sesime ne oldu? Kaan Tan gözü oldum bir anda. Bal şarkısını... Ha tamam. Gitti. Evet dinliyorum. Bölgesel yağ yakımı diye bir şey yoktur. Arkadaşa katılırım, personal trainer değilim. Tecrübeliyim. Peki bu dışarıda bölgesel yağ yakımı, bölgesel zayıflama diyen insanlar ne anlatıyor? Para için insan topluyorlar. Çünkü adamın sadece göbeğinde yağ var. Aa ben bu göbeği bir yakayım diyor, anladın peki mı? Peki bölgesel sadece... zayıflama yoksa? Fenerbahçe'nin son 3 senede sağ kanada ne oldu? Ben zaten öyle... Duymamış gibi yapın. Biliyordum, o kadar çok vücudumda yağ var ki bacaklarım zangır zangır titriyor benim. Beni şu an onun gibi olacak büyük ihtimalle, sıkıntı yok ya. Yani. Susar mısın, burada bir şey anlatıyorum. Kaç şu an Ertan Bey? 30'da vurmaya başlıyor belli ki. Şu an 20'yi aldım. Minnak bu arada, da tatlış bu arada. Önde hissetmedim, arkalarda çok hissettim. Senin nasıldı, önde hissettin mi? Ben her yerde hissettim. Diz kapağıma kadar hissettim ama bir sıkıntı yok. Şu an ben, iyiyim, sağ olun, şey, var olun sorduğunuz için. Tamam, çok arttırma Ertan. Ben böyle diyorum diye bu kadar da arttırmana gerek yok, hızlı hızlı yani. Sakin ol kızım. Tamam. 30'u mu yaptın? Benim dayandığım yere kadar. Eda belli. Eda ağır geçirenlerden galiba. Eda sanki 116'ya rahat gider gibi geliyor bana. Baberk bu arada bu çocuk gelişir dedin. Tekrardan merhaba abi demiş. Baberk şarkı mı çıkardın? Çocuk gelişir mi demişim ben. Ben de kimsem, ben Ercan Saatçı mıyım? Neyse dinleriz Baberk. Madem yayında daha önce bir şarkını dinledik. Yani. Ben 40'ta bittim. Ve 30'da Eda'nın gıkı çıkmıyor. Acı eşiğim yüksek. Demek ki ne kadar üzülmüşsen ve acı çekmişsen bunlar etkilemiyor. O kadar da demedik ama. var. Kaç şu an Ertan? 50 Ertan mi? Ama böyle basınca gerçekten geriliyorum. Abim haklıymış. Bir tık indirebilirsin. Sakin ol. Derin nefesler al. 72 yapsan Ertan. Bir tık indirir misin? Sen var ya, sen... Gerçekten yine beni caps sayfalarına düşüreceksin. Hataysız, şey kapbeşsin sen. Caps sayfası mı? Eda'nın 2012'de yaşaması peki hala? Kapbe. Kaç şu an? Kaç? Ne? Sen... Elini vurma. Sana vursam ya şöyle bir tane. Şu an kaç? Vallahi. Yani aslında böyle sakince dururum. Tamam, normalde bu kadar sancı çekiyor musun regle olduğunda? Her zaman değil tabii. Mesela bazı günler daha yoğun oluyor bilmem ne ama daha beteri oluyor yani. O zaman daha beterini deneyelim. Tabii Murat Bey, aynen deneyelim. Şöyle, o seviyede de ki benim maksimum çektiğim acı bu. O, yani Atıf. Atıf mı? Bir sürü. Ne? Afife! Konuşamıyorum, indi. İndi, ne olur indi. Kaç Ertan? Atıf. Baksana. Ter döküyor. Hala mincarilik peşindesin orada. Bir tane ses çık. Kaç Ertan? Bir tane destek cümlesi bile söylemiyorsun ya bana. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Susup sadece... Ulan Ali sen otururken daha yavaş yavaş arttırın falan dedi lan.
Sadece cihazın tadını çıkarsan, derin nefes alsan ve nefesini kontrol etsen, ki nefes teknikleri çok önemli bir şey. Yusuf hocam bunu çok iyi bilir. Tabii. En büyük örneği o da. Terledim. Bir sakin olsan belki 80-90'ı göreceksin. Evet, tabii ki görebilirim. Deneyimlemek istiyorum aslında. Bu arada evet. Yani doğuran erkek de var. Lil Nas de doğurdu. Harbi doğurdun mu lan? Kaç şu an? Kaç 60. Derin nefes alınca gerçekten daha iyi hissediyorum ama bence. Aa, tamam. Hep bir iki. Böyle mi? 70 yapalım mı? Deneyelim kızım tabii. Ya nefes al ya konuş. Hayatta her şeyi deneyimlemek lazım. 70 o zaman gelsin. 70 gelsin. Dokunma dokunma. O zaman sen yüzü görmeyin. Alak Eda. Ne? Alak Eda. Eda böyle yapma da öyle ama üzüldü. Tamam tamam yeter yaptı. Eda sen daha fazla acı çekme. Üngül de öyle. 80. Onurcan. Onur. Alıştım. Ne yapıyorsun oğlum? Sen komik değil mi? Valla bak ya, ben seni göreceğim şimdi. 80 istiyor musun? Deneyelim tabii. Ay çok komik. Ay pardon. Yok yok, hey hey. Hey hey mi? Hey ha. Bırak. Bırak be çocuk. Seni var ya seni. Mesutcan'ın gülüşü bir izlesenize. Hey ya. Bırak. Bırak be çocuk. Bırak be çocuk. Kanki seni var ya seni. Az önce de Şevket Çorak'a döndü. Bırak be heyhat. Tamam mı? Baba. Evet, maksimum neyi gördün? 80. 70'i gördüm. 62. Kız 70'i gördüm ya. 62 Eda gördü, 50 Ecenaz gördü, 100 baba gördü. İsterseniz bence Eda okey. Bence de ben okey. Teşekkür ediyorum. Şimdi Osman. Osman. Ersan bıraktık ama biliyorsun değil mi? Şeyini arttırdın sanki. Şimdi. Ay bu en heyecanlısı bu sanırım. En heyecanlısı bu. Oğlum kimseye oturmadığı kadar benim... Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mesutcan 100'e 16'ya gelir, bana mısın da demez. Bunun daha yüksek yok mu falan der yani. Üstüme oturdu. Bence bayağı bir çekecek. 50'de falan gümleyecek Mesutcan'la. Diyorsun. Bana öyle geliyor. Şimdi gıkı çıkmaz. Olur. Benim şey böbreğimde daş var, daş. Ben arttırabilir miyim? Saçmalama sakın. Eda'cığım. Hayır. Saçmalama, ben sana ne zaman Eda kötülük yaptım? Sana her zaman iyi geliyorum. İstemiyorum ben. İstemiyorum bu annenin s**kiyim. Eda'cığım. Arka geliyor. Ne oldu? Şey gibi bu, ocak çakmağı gibi. Aynen. Çıt atıyor. Güzel bir tabir. İyiyim, devam. Niye acıdı mı ki şöyle? 20 yap bakayım. Oo, elektrik çarpıyor abi canım. 20 ne ya, 20 ne? 25. Allah Allah. Arkadaşlar pantolon... Hızlı hızlı yükseltin de, durduğu zaman çünkü adamlar şey oluyor yani, alışıyorlar ona, sonra farklı bir şeye alışıyor. Ben olsam mesela direkt 116'dan başlatırdım. Çünkü daha azını bilince daha çoğu daha çok can yakıyor. Aynı yok öyle daha zor oluyor biliyorum. Aynı dertlerimiz gibi. Her seferinde en büyüğünü görene kadar hepsi en büyükmüş gibi geliyor. Pantolon denemiyor kötü. Dur, ya. Dur sakin ol bir dakika. 25'i mi 33'i mi? Yetmez yetmez arttıralım lütfen. Ananı s**kim ananı s**kim. Oğlum kaç lan bu? 50'ye 8. Evet, penis için de geçerli bu. Dur! 50'ye 8'de kal. Bu doğum muğum değil, sanki bıçaklanıyorum sokak arasında. Asıl Ertan! Yavaş 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 yavaş! Evet, yavaş! Evet. Sıcak su darbası! Oğlum indir çökeceğim şimdi! Lan indir! Tekmeyi koyacağım şimdi, indir! Gece 12'de gelen Hype Train desem. Melkor'cum hoş geldin. Anime kızı hoş geldin. Ceyda Çen, dördüncü ayın kutlu olsun. Oğlum lan ne oluyor? Kaça kaça hayır dedi. Kaç mı bir dakika 70, dur şimdi. 70'i gördüm. 70'i mi gördüm? 70'te patron ya. Dur bir sus lan. Ben 70'te dakikalarca durdum Mesut. Bu ne baba? Oh, çıldıracağım, majezik falan bir şey yok mu? Sarılın marılın bana, ağzıma çikolata sokun bir şey yapın. Yüzü görür müsün? Sus bir, 80 ver. Göbeğini açabilir misin? Oh, indir oğlum indir indir indir. Koyduğumu indir! İndir! İndir şunu! Wow! İndir! İndir! Ulan Ali ne dayanıklı adammış be. Küfür yok ama biz küfür etmedik ya. Kaç şu an kaçta? Rölantıda kaçta bırakıyorsun? 55.
Doğurdun doğurcan hadi. Ben derim ki eğer 100'e kadar gelirse patron, çığlık atmazsa 10 bin lira. Ya hadi senin 10 bin lira ya, toplarız aramızda. 80'i mi gördüm az önce? Bayılacağım, şu kaçı gördün? 63'te indi diye bağırdı. Oğlum 70'i gördün dedi adam. Sıkıntı ne biliyor musun? Şiddet ben 8'de 16 değil. Çok kötü. Dur. Evet, dur, abim anormal. Dur sökeceğim şimdi. Halk gibi sökeceğim bunları. Dur bir sakinleş. Bir şey indir bir. Nasıl rahatladın? Ulan acaba ben görür müydüm lan 116? Yok, imkanı yok. Valla. Sen maksimum 40 diyorum maksimum. Benim canım mı tatlı 55 benim? 55 max diyorum. Niye böyle bir yorum yaptın mesela Onurcan? Yani neden yani? Bilmem öyle geldi bir an bana. Yani ben şımarık... Ben yüzde oturur çay içerim. Bir piç gibi mi gözüküyorum yani? Ya oğlum gülme. Kanka ölmeyeceksin ya, yüz görürdüm. Bence de görürdüm abi ben yüzü. Bence göremezsin sen yüz ya. Ulan bir gün var ya inşallah çıkarım. Şurada yüzü 16 görürüm de. Detaylı çocuk ya. Kamerada bulun şu aleti çekelim mi diyor. Çekimleri benden. Ne? Bul şu aletin yapan birini. Çekelim. Çekimlerini benden YouTube kanalına yapalım videoyu. Tamam, benim evde çekiyoruz. Tamam, okey. Mustafa'yı çağırıyorum. Olur. Yağız'ı çağırıyorum. Tamam. Cyber'ı çağırıyorum. Yani bizim okay. Sitede oturan herkesi çağırıyorum. Alet için de arkadaşlar, tanıdık hastanesi olan bir ulaşabilir mi Esra'ya? Teşekkürler. Görebilecek misin yüzü? Göremem. Yüzü göremezsin. Mümkün 70'i bir görelim mi? Göremem. Ya hadi lütfen. 70. Tamam, hadi 70 ama Erdoğan kademe. Oğlum harbiden beni yılan ısırdı lan videoda. Artık bu lütfen ne yılanı falan da demeyin yani. Estoy Cansu da kademe 3 ile birinci yılını kutluyor canım benim. Birinci yılımız kutlu olsun, nice yıllarımıza, seviyorsun Efe'cim. Bir de Esoy'u da çok seviyorum. 12 demiş, çok teşekkürler. Ben de seni çok seviyorum. Nice yıllarına. Bulup senin evine gelsem. Sedat korkutuyorsun ama beni ya. Tamam, tanıdık hastanesi olan Esra'ya bir söylesin. Sen oğlum, bir sessiz olun. Yapma abi, roller coaster değil bu. Hayır. Bak koyayım la. Şu an 50. Aa, görebilirsin. Bak kendin bak. Vallahi 50 baksana. 50, yemin ederim. Amirim hoş geldin. Elimi tut. Teşekkürler. Bak. Oğlum dur lan. Oğlum Mesutcan nasıl 50'de bunu yaşıyor olabilir? Dur. 55'e 16 şu an. Siktir git lan 16. Oğlum ciddi misin sen ya? 55-16 doğru söylüyor. Yap, gelsin mi 80? Yükle 90'ı yükle. Yükle. Dur oğlum. Yükle. Dur. Ulan dur. Korum çökerim şimdi lan. Kaç diyebiliriz Mesut'unki için? 62 mi? Oğlum bu nasıl bir rage'di? 16'ya 62'yi gördüm. Ben kazandım. Onun şiddeti 16 değildi. 16. Şöyle bir sancı çekiyorsan benim öyle bir şey doğurmam lazım ki. Yani böyle malım suyunu yiyen bir çocuk falan doğurursam olacak iş değil yani bu. Tamam dur artık dur. Patron o zaman yavaş yavaş Bobros etabına geçiyoruz. Yani bu sancıyla birlikte resim çizeceğiz. Evet dayı, resim atölyesi diyordun, resim atölyesine geldik. Şu andan itibaren patron ikinci... Nasıl yani ya? Nasıl ya? Bu nasıl bir kontent ya? Finaldeyiz. An itibariyle kendimizi çizerek seyircimize mi? Kendi kuklamızı. Kendi kuklamızı çizeceğiz. Evet, orada duruyorlar. Pekala. Kukla çizmek şart mı patron? Direkt kendimizi hayal etsek. Nude de çizilebilirdi aslında, Osman gibi bir modelle. Efe aslında... çok güzel çizdim. Ne abi? Bilinen şarkılar var ya şu son dönemde patlayan TikTok'taki falan. Evet. Şarkının devamını getirirsen doğum sahnesi çekersin. Hadi bakayım. Şarkının devamını getirirsen mi? Aha, mesela çok bilindik bir şarkı. Yo, ağzına takılan bir şarkı işte mesela. Duyunca getirirsin illaki. Onu yapan odur. Kanka tutarım ben kendimi ya. Onlar bana çok realistik gelmiyor. Yok işte dans edersen kaybedersin falan. Ne dans edeceğim oğlum yani? Anladın mı? Dans etmek istemezsem etmem zaten. Ama mesela şöyle olur, şarkının devamını getiremeyen yer. Kim daha TikTokçu? Efe en son bunu söylediğinde 3 şarkıda elenmiştin. Doğru bu arada. Doğru. Ama orada doğum sancısı vermiyorlardı ki, ceza yoktu yani. Ya. Ertan ne yapıyorsun ya?
Bir saniye bir sümkürmem lazım. İkancım iyi yolculuk ver. Sinop'ta olan İlkan'a yazacakmış ama neden yazacak konusunda bir fikrim yok chat. Bence yazmayın. Aga bu İlkan yine benim chat'imi arkadaş bulma sitesi olarak mı kullanıyor? Harbiden öyle kullanıyor. Amına koyayım, Sakarya'da arkadaş yok, arkadaşım yok Sakarya'da. Yok şöyle, yok böyle. Hadi Sinop'ta abi. Sinop'ta da Uygay Sever kovalayacakmış. Allah Allah. Gittiğin her şehirde sana arkadaş mı bulacağız lan biz? Bir de arkadaş arkadaş diyor, yazanlara da yürüyor yani. Ben haberlerini de alıyorum bunların. Hani o sanıyor ki ben almıyorum bunun haberini. Aslında Osman üstüne çıkarsa Osman'ı resmetsek. Hayır ya. Gel gel Osman, gel gel. Ya en iyi Osman'ı çizen. Haydi Osman gel. Gel gel. Orada üstsüz otursun. Orada üstsüz otur Osman. Osman'ı orada üstsüz otururken en iyi çizen takım kazanır. Doğru mudur Kadir Hoca? Okey. Ben meme uçlarını çizeceğim. Ben neresini çizeceğim? Güzel. Kafasını. Çok güzel. Bravo. Bravo. Sesi alabilirsin o sırada. Çünkü seni aynını çizeceğiz. Patron an itibariyle süre. Hadi bakalım. 3 dakika. Tamam. Eğer arttırmalarınız başladıysa. Çok çok. Üçüncü bir süre başladı. Başlayamaz böyle. Bende yok şu an. 1 dakika. Ona da verin aynısını. Süre başlamasın. Onda yok şu an Mesut'ta. Ver bana. Ne yok ya? Başlamayın. Süre başladı baba. Tutamıyorum zaten. Bu iyi ya. Ecena sen hangi kısmı çizeceksin? Bedenini alıyorum. Kafasını da almak ister misin? Ya da kafasını ben bedenini ben, sen nereye çizeceksin? Kafasını. Bakarak çizsene çocuğa. Biliyorum ben onun tipini. Ben gözlerini çizeyim. Bak arttırma, 35'te kalıyoruz. Resmediyorum. Bak şu gözleri. Elimle böyle destek yapasın beni. O hangi göz o? Ya Eda mal mısın ya? Bu nasıl kafa? Ben direkt kaybettim bununla ya. Kafası işte bak. Kafasını yapıyorum. Ya bu çizim yapma etabı beni sarmadı ya. Sonuna bakalım. Evet. Aynen, biz anlamadık hiç kimin kazandığını şu an. Ejana zorunlu tutmaz. Ben kazandım onun için. Bana kardeşi bir şey yapıldı. Ben de bunu tabii ki daha bırakmayacağım. Her ne kadar sanatçım olsa da. Ali abiyi seçmiyorum maalesef. Zorbalığının cezasını çekiyoruz şu an. Zorbalığının. Güzel. Bir dakika. Demek ister misin sevgili Ejeras? Ya ben sadece bu arada Jimmy ile kapanacağız. Hepimiz buraya el sallayacağız. Şunu söylemek istiyorum. Meme uçlarını resmederken çok ciddi bir elektrik verildiği için orada bir hata olduysa affet. Orada hata yapmak istemedim. Bu kadar önemli bir şey söylemek istemiştim. Sevgili Eda. Hak ettik ve kazandık. Hak ettiniz ve kazandınız. Sevgili abla sen bir şey diyecek misin? Çünkü senin resimlerle aran çok iyi. Belliydi zaten benim kazanacağım. Belliydi benim seni kazanacağım. Benim derken biz bir takımız. Bizim kazanacağımız ya, belliydi. Ya kafaya bak, Allah rızası için. Ama ben başta resmim kötü dedim. Benim normalde de çok kötü. Kafayı direkt Eda çizdi. Ben kafadan başlıyorum dedi. Angut gibi bir şey çizdi hocam. Bunu zaten YouTube anketlerinde oylayacağız. Sevgili arkadaşlar, bu videoya 375 bin like gelirse ambulansın içinde elektroşokla başka sanat eserleri çizeceğiz. Doğru mudur Atacan Bey? Öyle diyorsanız öyle. Çalışan kalbi elektroşok uygulanabiliyor mu? Yok. Eda'nın
Sevda'nın kalbi zaten atmıyor abi. Çoktandır. Benim de atmıyor. Dünden beri. Ay TikTok bulaşığı, sümük. Sus be. Sevgili arkadaşlar 375 bin like'a bu konuyla ilgili aynı elektro cihaz gibi. Elektro şok cihazı mıydı bu? Ha. 375 bin. Yok değil. Cyber'a gelmiyor. Pekala. Cyber hoş geldin. Hoş geldin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Efe alakasız ama Arcane'i izledin mi? Ya başladım. Rıdvan'a 375 bin like arkadaşlar. Beğeni, yorum, like, her şeye abone olun vesaire. 375 bin like'a Rıdvan abi aynısını denemek üzere görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Hadi bakalım. Ne diyorsunuz bu videoya? Denensin. Denensin mi diyorsun? Denensin. Ya lütfen dene artık bunu ya. Vallahi ben de denemek istiyorum galiba ya. Peki Efe, yargıya başladın mı ya? Yargıya da başlamadım. Başla artık bence. Yargı balon bir tık ya bence. Balon mu? Ha bir tık. Ben bir şey söylemiyorum. Chat'te Bırsevuç var. Twitch komik anlıyor.